Merhaba sevgili dostlar. Yeni Mesaj TV YouTube kanalında beraberiz. Sevgili dostlar, çok önemli, değerli arkadaşlarımız sizlere bilgiler veriyor. Ben de takip ediyorum. Ben de sizlerle bugün fitre ile alakalı, bununla beraber fidye konusu hakkında bilgi vereceğim. Ayrıca rüya konusu, rüyalarla amel edilir mi? Bir de sosyal medyada bazı insanların, efendim biz şu kadar kişinin listesini oluşturduk, şu kadar kişinin elimizde listesi var konusuyla alakalı inşallah kısa bir video sizinle paylaşacağım. Sevgili dostlar, fitre insana Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetlere karşılık vücut sadakası olarak vermiş olduğu nimetlere karşılık verilen bir paradır. Bu para ne kadar olması lazım gerektiği noktasında da şunu ifade edelim. Herkese göre değişir. Evet, Diyanet İşleri Başkanlığımız bunun 27 lira civarında olacağını beyan etti ama bu yeterli olmayabilir. Neden? Şundan. 27 liraya bir insan bir gün doyabilir mi? Belki doymayabilir. Doymuyorsa o zaman yetmez. Biz şöyle bakacağız. Kendimiz acaba bir gün içerisinde sabah, öğle, akşam ne kadar yemek yiyoruz ortalama? Diyelim ki bir ay içerisinde ortalamamızı aldık. Bir gün 30'a böldük, bir günde şu kadar yemek parası düşüyor. Yani eğer biz 2 öğün yiyorsak 2 öğün parası. Ama eğer 3 öğün yiyorsak 3 öğünü hesaplayıp bu insanlara bu fitreyi vermemiz lazım. Bu fitrenin özelliği, evet, zengin olanlar bu fitreyi verir. Ancak son gün zengin olsanız bile, bayramın birinci günü zengin olsanız bile bu fitreyi verirsiniz. Yani bunun üzerinden bir sene daha beklemezsiniz. Diyelim ki çok paranız yok ama fitre verebilecek imkanınız var, onu da verin. İhmalkarlık asla yapmayın. Çoluk çocuğunuzun da fitresini verin. Çünkü bu bir çeşit vücudun sadakasıdır. Vücudun sağlığı, sıhhati, afiyeti için verilen bir şeydir. Bir de fidye var ki o mesela dide tutamadığımız oruçlar için verilen fidyedir. Bunun miktarı ile fidye ile fitrenin miktarı birbiriyle aynıdır. Yani bir günlük doyabileceğiniz kadar bir insanı doyurmak. Şimdi bunun ne kadar olduğunu zikrettikten sonra şu anda maalesef bir koronavirüs dolayısıyla insanlarımız evlerinde oturmak mecburiyetinde, çalışamıyor, para kazanamıyor, parası yok, sıkıntıları var. Bu insanların hali ne olacak diye soracak olursanız, bu insanlar şu anda vermeye değil de almaya hakları var. Eğer veremiyorlarsa, paralar yoksa elbette ki bunlara illa da fitrenizi vereceksiniz diye bir dayatmaya tabi tutamayız. Asla bunları zorlayamayız. Onlar almak için eğer durumları bu ise onlar da alacaklar. Allah bu arkadaşlarımıza, bu tür arkadaşlarımıza yardım etsin. Bunu da ifade edelim. Bir başka konu rüya konusu. Sevgili dostlar, elbette ki rüyalar peygamberler için 46'da biri, nübüvvetin 46'da biri rüyadır ifadesi var. Evet, peygamberlerin görmüş olduğu rüyalar bir sonraki günde, bir başka günde vahiy ile desteklenirse buna rüyayı sadıka diyoruz. Peygamberlerin görmüş olduğu rüyalar çıkar, bir de Cenab-ı Hak bunları yani o rüyaları vahiy ile destekler. Bizim gördüğümüz rüyalar ise onlar bizi bağlar. Kötü bir rüya görsek de, iyi bir rüya görsek de onlar bizimle alakalıdır. Bazen bizim uyarılmamızla alakalıdır. Gönlümüzde taşıdığımız, niyetimize taşıdığımız şey bazen rüyalarımızda karşımıza çıkabilir. Rüyalar kötü olsa da bile biz onları iyiye yorumlayacağız. İyi rüyaları da çok böyle efendim onlara ümitlenip de hayatımızı onlara bağlamanın da bir manası yok. Hele de gördüğümüz rüyalarla diğer insanlara da telkinlerde bulunmak. Ben şöyle bir rüya gördüm, ha rüyada gördüm ki efendim deprem olacak, rüyamda gördüm ki efendim ihtilal olacak gibi ifadeler doğru ifadeler değil. Maalesef bu ifadeler dünyalığı elde etmek için dini kullanan insanların yapabileceği şeylerdir. İslam buna müsaade etmez. Bu İslami değil. Rüyalar dediğim gibi kişilerin kendilerini bağlar ama bir başkasının da o rüyalara ortak olma mecburiyeti yok. Bir başkasının o rüyalara inanma mecburiyeti yok. Burada ifade edelim. Bu rüyalarla beraber hatırlarsanız geçmişte biz şöyle yanlışlarla karşılaştık değil mi? Adam her gelen Peygamber Efendimiz'i rüyamda gördüm. Nereden bileyim ben sen Peygamber Efendimiz'i gördüğünü ya da gördüğünün peygamber olduğunu nereden biliyorsun? Yanılmadığın, şeytan seni yanıltmadığı ne malum?
Evet derler ki doğrudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendisini görmek, kendisini görmek gibidir ama gerçekten ben nereden bileyim? Bakın bizi kandıranlar o 15 Temmuz olaylarında o FETÖ terör örgütüyle ilişkili olan insanların bizi kandırdıkları en büyük şey rüyalardı, hatırlayın. Rüyamda şunu gördüm. Peygamber Efendimiz'i gördüm. Sana şöyle selam gönderdi. Senin şu kadar yardım etmen gerektiğini söyledi gibi laflar asla kabul edilemez. Bu rüyalarla da amel edilemez. Sevgili dostlar, şunu da bilmenizi istiyorum ki rüyada görülmeyen bir şeyin rüyada gördüm diyerek ifade edilmesi en büyük günahtır, en büyük haramdır, en büyük yanlıştır. Bunu da bu şekilde zikretmiş olalım. Bir başka sosyal medyada gezen bazıları efendim bizim şu kadar listemiz var, şu kadar insanı efendim telaf edecek, efendim haklayacak şuyumuz var, buyumuz var. Bu ifadeler yakışıklı kalmaz. Hele de bayanlara, hele de kim olursa olsun ne demek istiyorsun? Yani kimi korkutmaya çalışıyorsun? Memleketin içerisinde kim olursa olsun, isterse bu sağcı olsun, isterse solcu olsun, isterse layık olsun, isterse antilayık olsun, isterse Müslüm olsun, isterse gayrimüslim olsun. Senin insanlar arasında ayrım yapmaya hakkın yok. Senin partiden olmayabilir, senin görüşünde olmayabilir. Ona da saygı duyacaksın. Ne demek istiyorsun sen? İnsanların canlarını, mallarını telef etme noktasında ya da onlara sıkıntı getirecek noktada açıklamalarda mı bulunuyorsun? Bunun hukuken de kabul edilmesi mümkün değil. İslami olarak asla kabul edilmesi mümkün değil. Bakın sevgili dostlar, İslam'da Müslüman diğer bir Müslümana kılıcını göstermez. Silahını göstermez. Yani ne algılanır? Tehdit algılanır. Bakın sevgili dostlar, şunu da bilmenizi istiyorum. İslam'da bir insanın haksız yere öldürülmesi bütün insanlığın öldürülmesiyle eşdeğer kabul edilir. Hele de bir mümin kasıtlı olarak öldürülürse onun cezası ebedi olarak cehennemdir. Ve Allah buyuruyor ki Allah ona gazap eder, Allah ona lanet eder ve ona elem dolu bir azap hazırlar. Böyle Cenab-ı Hakk'ın bu beyanatları varken birilerinin kalkıp da bu şekilde ifade etmeleri bize bir şey düşündürüyor. O da şu, acaba bu insanlar birilerinin adamı mı? Bu adamlar acaba memleketi karıştırmak, memleketi bölmek, parçalamak, isyan çıkartmak için bunlar görevli ajanlar mı diye insanın aklından geçiyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ben bunu bu şekilde ifade ettikten sonra siz değerli dinleyenlerimden şunu rica ediyorum. Lütfen Yeni Mesaj Gazetesi YouTube kanalını takip edin. İnsanlara tavsiye edin. Kendiniz de abone olun. İnşallah bir başka programda buluşmak üzere. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.